Antik Mısır, dünyanın gördüğü en gelişmiş, en gizemli medeniyetlerden bir tanesi. Çağlar boyunca bilginin ve inancın merkezi olmuş bu kadim topraklar, bizzat günümüzdeki pek çok dinamiğin de temelini oluşturuyor. Gezi serisinin bu bölümünde birlikte Antik Mısır'da bir yolculuğa çıkacağız. Ve onun tarih sahnesinde nasıl kendini gösterdiğini, nasıl geliştiğini ve günümüzün yönetim ve inanç sistemlerini nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Ve yolculuğumuzun sonunda şu sorunun cevabını arayacağız. Ya Antik Mısır ve onun bilgeliği sandığımızdan çok daha eskilerden ve tarihin unutulmuş bölgelerinden geliyorsa? Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Evrenin sırları, uzaylıların gizemleri, antik tarihin gerçekleri. Kanalda bu konuları sık sık ele alıyorum. Ama bir de hayatın gerçekleri var. Her sene milyonlarca insan gerek mezun olduktan sonra bir işe girmek için ya da kendi işini kurmak için bir mücadele veriyor. Ve malumunuz bu rekabet gitgide artıyor. Peki sadece üniversite diplomasının artık yetmemeye başladığı bu günlerde kendimizi bu rekabet ortamında nasıl bir adım daha ileri götürebiliriz? Ya da kendimizi yeni bir yetenek ile nasıl geliştirebiliriz? Bunun cevabı ise sertifikalı eğitim programlarında yatıyor. Tabii bu eğitimleri alırken verdiğiniz emeğin de karşılığını almanız lazım. İşte burada da devreye Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından birisi olan Boğaziçi Enstitüsü çıkıyor. Online eğitim platformu BOEN'de bulunan kişisel ve mesleki gelişim eğitimleriyle kariyerinize şekil verebilir, hayalinizdeki işi yapma fırsatını yakalayabilirsiniz. Nasıl mı? Platformda ücretli ve ücretsiz olmak üzere yaklaşık 200 eğitim bulunuyor ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimler gibi başka kategoriler de mevcuttur. Bu sayede aldığınız sertifikaları gönül rahatlayınca CV'nizde kullanabilir ve işe girerken sunabilirsiniz. Ayrıca Gerçeği Bul takipçilerine özel olarak hazırlanmış indirim kuponunuz Gerçek25 kodunu kullanarak tüm eğitimleri %25 indirimli alabileceksiniz. Fırsattan yararlanmak için elinizi çabuk tutun. Bu kod bu videodan itibaren 8 hafta boyunca kullanımınız için aktif tutulacak. Her zaman dediğim gibi günümüzde en önemli yatırım kendinize ve gelişiminize yaptığınız yatırımdır. Kim bilir, belki de bu ayında bulunan yüzlerce eğitimin içinden birisi sizin de kariyerinizde veya hayatınızda yeni bir başlangıç yapmanıza sebep olabilir. Nil Nehri, 6650 kilometrelik uzunluğu ile Afrika'nın kalbinden doğan bu yaşam kaynağı, uzun yolculuğun ardından geçtiği kuru topraklara can vererek Akdeniz'e dökülür. Bölgede yaşamın kaynağı olan Nil, bundan binlerce yıl önce kıyılarında günün birinde büyük bir medeniyet olacak Mısır'a da can vermiştir. Tarih kitapları bize Mısır medeniyetinin karşımıza M.Ö. 6000 ila 5500 arasında dağınık halde yaşayan kabilelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını anlatır. Fakat bu dönemden ta 3000 sene sonra Firavun Narmer'in Üst ve Alt Mısır olarak bilinen bölgeyi birleştirip bildiğimiz anlamda Büyük Mısır medeniyetinin temelini attığı döneme kadar ne yaşandı, ne oldu, elimizde neredeyse hiçbir kanıt ve kayıt yok. Bunun da en büyük nedenlerinden birisi hiyeroglif olarak bildiğimiz Mısır dilinin M.Ö. 3200 senesinde oluşturulmuş olması. Videolarda size tarihin büyük bir bölümü kayıptır derken işte bahsettiğim şey tam olarak bu. Koca 3000 senede ne olduğuna dair bir fikir bile yürütmekte zorlanıyoruz. Varın bir de daha da eskisini düşünün. Narmer dönemi paganizmle büyük temel tanrıların iç içe geçtiği bir dönem olarak anlatılabilir. Güneş tanrısı Ra, gökyüzü tanrıçası Nut, yer tanrıçası Geb ve yaratılış tanrısı Atum dönemin en saygı duyulan tanrılarıydı. Ra, güneş diski ve üzerinde oturmuş bir şahin olarak temsil edilirdi ve başında genellikle bir güneş diski bulunurdu. Bu sembolizmi aklınıza tutun, video ilerledikçe yansımalarını göreceksiniz. Gökyüzü tanrıçası Nut, genellikle gökyüzünü sembolize eden, yay çizen ve dört uzuvu yere dokunan bedeni yıldızlar ile kaplı geniş bir kadın figürü olarak resmedilir. Yer tanrısı Geb, genellikle yer yüzeyine uzanmış bir adam olarak gösterilir. Vücudu genellikle yeşil renktedir. Bu da verimliliği ve toprağı simgeler. Yaratılış tanrısı Atum ise genellikle insan formunda ve çift tacı olan, yukarı ve aşağı Mısır'ı simgeleyen bir taş takarak gösterilir. Atum, evrenin yaratılmasının başlangıcında var olan ve kendisinden diğer tanrıların türediği ilkel yaratıcı tanrı olarak da adlandırılır. Burada araya girip bu yazıyı okurken karşıma çıkan ilginç bir felsefik düşünceyi de sizinle paylaşayım. Dikkat ederseniz demin size ilkel tanrısal varlıkları saydım ve sonra Mısır inancına göre onların en tepesindeki Atum'dan ve onun insan formunda gösterildiğinden bahsettim. Buradaki ilginç sembolizm dikkatinizi çekti mi? Açıkçası benim ilk başta çekmemişti ama sonra bu düşünceyi okuyunca ilginçmiş dedim. Bu fikre göre Atum'un kendi iradesiyle tanrıları yaratması ve onun insan şeklinde tasvir edilmesi bize şu mesajı veriyormuş.
Her şey insan ile başlamıştır ve bizzat tanrılar bile onun hayal eserinin ve yaratıcılığının birer ürünüdür mesajı. İlginç bir felsefi yaklaşım. Sembolizmin o yanına güzel yaklaşmışlar ve gerçekten Mısır'ın o en meşhur çok tanrılı inanç panteonunu baştan aşağı değiştirecek bir yaklaşım. Antik Mısır'da inanç gerçekten bu şekilde miydi? Yoksa Atum gerçekten sadece yaratıcı bir tanrısal varlık mıydı? Bunu tabii ki bilmenin imkanı yok. Ama araştırma yapmayı sevenler için değişik bir bakış açısı olmuş. Devam edelim. Narmer dönemi hakkında bilgilerimiz diğer hanedanlık dönemleri kadar fazla değil. Fakat bildiğimiz kadarıyla inşa teknikleri ve mimari temelde kerpiçten evler yapma ve ancak kraliyet ailesinin mezarları ve önemli tapınakların taştan olacak şekilde yapılmasını içeriyordu. Narmer ve soyunun yönetimi ile geçen yaklaşık 500 seneden sonra ise karşımıza bütün ihtişamı ile Mısır'ın zirve dönemlerinden birisi olan eski krallık dönemi çıkar. Yani piramitlerin çağı. İşte olayların karışmaya başladığı ve komplo teorilerinin ortaya çıktığı çağ da tam olarak bu dönemdir. Çünkü tam bu dönemde Kuzey Mısır bölgesi yerleşimleri büyümüş ve akıl almaz yapılar bu bölgelerde ortaya çıkmaya başlamıştır. Şimdi birazdan anlatacağım bölümü bildiğimiz anlamda okullarda öğrendiğimiz tarihi baz alarak size anlatacağım. Fakat sonrasında işin rengi değişmeye başlayacak. Eski krallık döneminde firavunların öte aleme olan yolculuklarını kolaylaştırma ve onların gücünü simgelemek için bir yarış başlar. Piramit yapma yarışı. Mısır'ın dört bir yanı piramitler ve piramit olmaya çalışmış örnekler ile dolu. Misal, Sakkara'da bulunan ve ilk piramit denemelerinden birisi olduğu düşünülen Sinefru piramidi gibi. Pek başarılı gözükmüyor değil mi? Fakat ondan sadece 50 sene sonra karşımıza bu güzellik çıkar. Dünyanın 7 harikasından ayakta kalan son eser. Büyük Keops piramidi. 2.3 milyon taş blok kullanılarak yapılmış, tam 146.6 metre uzunluğunda 53 bin metrekarelik bir alanı kaplayan bu dev yapı Mısır mimarisinin zirvesiydi. Her kenarı kusursuz şekilde dünyanın dört yönünü göstermekte, kendisi ve ona eşlik eden kardeşleri Kefren ve Mikarinos ile birleştiğinde ise Orion takım yıldızının kemerindeki yıldızların tam bir iz düşümü olacak şekilde açısal olarak inşa edilmiş bir başyapıt. Arkada gördüğünüz Keops, Kefren ve Mikarinos piramitleri. Bunların Latince isimlerini söylüyorum ben size kolay telaffuz olsun diye. Bunlar M.Ö. 2500 yıllarında yapıldığında düşünülen tarih tabii bu. Bu bölge bir süre sonra ölüler bölgesi olarak anılmaya başlanmış ve Mısırlılar buraya girip çıkmaya korkar hale gelmişler. Hikayelerinde de anlatırken eski tanrıların yattığı yer, bizim anlayamadığımız yer filan diye anlatmaya başlamışlar. Tarihçiler bize büyük piramidin sadece 20 sene gibi bir sürede inşa edildiğini ve inşasında on binlerce insanın çalıştığını anlatırlar. Büyük piramit yaklaşık olarak 2,5 milyon taştan oluşuyor ve bu gördüğünüz taşların her biri ortalama olarak 2,5 ton ila 20 ton arasında değişen ağırlıklarda. Bu kireç taşlarının piramidin 20 kilometre çapındaki alanlardan getirildiği düşünülüyor. Ama yapının içindeki granitler 800 kilometre ötedeki Asvan'dan getirilmiş. Teorik olarak şimdi bunlar hakkında pek çok fikir var. Rampa yapıldı fikri var, etrafını saran bir rampa yapıldı fikri var. Ama kimse net olarak nasıl yapıldığını bilmiyor. Yani kısaca piramitlerin inşasının gizemi günümüzde bile halen sırrını koruyor. Piramidin dev yüzeyini zamanında kaplamış olan parlak kireç taşları ise 14 kilometre mesafedeki Tura bölgesinden getirilmiştir diye anlatılır. Ve tüm bu dev yapıyı korumak için ise yekpare bir kayadan oyulmuş, 73 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde dev aslan Sphinx alanın hemen önünde bir gardiyan misali dikilmiştir. Normalde piramitler burada gördüğünüz gibi bir kireç taşıyla kaplı haldeydi eskiden. Kısaca güneşi yansıtan şekilde bembeyaz gözüküyorlardı. Fakat daha sonra Memlükler döneminde tabii biraz da bunları putperestlerin yapısı olarak gördüklerinden dolayı buralar toplarla vurularak parçalanmış, sökülmüş ve günümüz Kahire'sinin binalarında yapılmak için kullanılmış. Sadece 50 sene önce doğru düzgün bir piramit bile yapılamazken bir anda binlerce sene dayanacak bu devi inşa etmek gerçekten dönemin hanedanlığının büyüklüğünü bize gösteriyor. Bir dakika. Ya arkadaş, sen ne dediğinin farkında mısın? Bahsettiğin ebatlar, matematiksel kusursuzluk, bu kadar malzemenin 20 senede taşınıp inşa edilmesi. Sen nasıl bu iddialarda bulunuyorsun? Hiç mi mantığın yok diyenler varsa demin yaptığım uyarıyı hatırlayın. Bu ana akım tarihin bize sunduğu bilgiler ve kronolojiydi. Şimdi arkanıza yaslanın ve Mısır gezimden sonra öğrendiğim bilgileriyle bir de ben size bir kronoloji çizeyim. Çünkü ana akım tarih bu konuda tamamen çuvallamış gibi gözüküyor.
Ya her seferinde bunu yapıyorsun. Koca tarih bilimi nasıl olur da yanlış yapmış olabilir? Olacak iş mi diyenler varsa sanırım önceki videolarımı izlemediler. Hani Paskalya Adası'na giden teknenin Pasifik'i nasıl açtığı varsayımını anlatmıştım size. Nanmadol'ü nasıl normal krallığa bağladıklarını anlatmıştım. Ve şimdi de bu dev piramidi nasıl olur da Keops'a bağladıklarını anlatayım. İşte bu gördüğünüz 8 santimlik heykeliyle. Keops piramidine Keops piramidi denmesinin tek sebebi bu taş. 8 santimlik bu taş piramidin içinden çıktığı için piramide onun yaptırdığı düşünülüyor. Nasıl ya? Ne alaka diyenler varsa cevap şöyle. Bu gördüğünüz küçük totem heykelcik zamanında yapılan kazılarda büyük piramidin içinde bir köşesinde bulunmuş. Ve sadece bu sebepten dolayı büyük piramidi Keops'un yaptığı tarihe geçirilmiş. Ya olur mu öyle şey filan diyorsanız inanın Kahire Müzesi'nde ben de aynı tepkiyi verdim. Ama gerçekten öyle. Sadece bu heykel piramidin içinde bulundu diye tüm o demin anlattığım tarihsel çıkarımlar yapılmış. Tarihi kayıtlarda başka hiçbir yazılı metin, şiir, şarkı, mit, destan, başka tarihi gezginlerin notları filan tek bir kaynakta bile o piramidi Keops'un yaptığına dair bir delil yok. Piramidin içinde de kimin yaptığı, nasıl yaptığı, neden yaptığına dair en ufak bir hiyeroglif bile bulunmuyor. Ve videonun ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. Hatta Instagram hesabımı takip ettiyseniz yaptığım paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Mısırlılar uçan kuşu bile tapınaklarda ve gündelik eşyalarında her yere yazmışlar. Psikopat gibi her şeyi not almışlar. Bu gördüğünüz kazılarda bulunmuş bir mezar taşı. Dikkat ederseniz üzerinde her yere bir hiyerogliflerle mesajlar ve hikayeler anlatılmış. Mısırlılar gerçekten boş buldukları her yere hiyeroglif yazılarıyla bir hikaye koymuşlar. Ama bu piramide dair ve onu koruyan Sphinx'e dair tek bir kaynak bile yok. Piramidin 20 yılda tamamlanmış olması gerekliliği ise Keops'un aşağı yukarı o kadar sene hüküm sürdüğü düşünüldüğü için. Yani öldükten sonra piramidinin hazır olması gerekliliğinden ötürü ortaya atılan bir iddia. Çünkü onu öte aleme taşıyacak saltanat kayığı piramidin yanına gömülmüş. Fakat yine ne gariptir ki saltanat kayığı oraya gömülmüş olmasına rağmen ve ana akım tarihte bu piramit Keops'un mezarı diye yazılmasına rağmen ne mezarı, ne kalıntıları, ne eşyaları hiçbir zaman piramidin içinde bulunamadı. Ya şaşırtıcı değil mi? Ana akıma karşı dikkatli olun sizi kalıplara sokar derken demek istediğim işte bu. Tarih kitaplarında sanki orada yaşamışlar da tüm olayı görmüşler gibi bu olaylar bize anlatılır. Ama aslında yapılan tek şey devasa boşlukları birkaç bilgi kırıntısı ile varsayımsal olarak doldurmaktır. Ben bu yüzden tarih bilimine hayran biri olsam bile ana akım tarafından bize dayatılan tarihi sonuna kadar sorgularım. Burada eskiden Keops'un büyük bir gemisi vardı. Kazılarla bulunmuş zaten. Alanı görüyorsunuz. Şimdi Büyük Kahire Müzesi'ne taşındı. Ben iddialarımı biraz daha güçlendireyim. Sonra kararı siz verin. Piramidin yapımının tarihe göre 20 senede bittiğini demiştim. Ve ana taşların 20 kilometre çaptaki yerlerden, kaplama taşların 14 kilometreden ve içinde kullanılan granitin de 870 kilometre öteden geldiğini anlatmıştım. Şimdi tüm bu çılgınca lojistiği piramidin büyüklüğüyle oranlayıp hesaplarsak bu karşımıza şu sonucu çıkarıyor. 20 sene boyunca günde 10 saat çalışarak her 2 dakikada bir taş bloğun yerine yerleştirilmesi gerekiyor ki piramit bitsin. Bakın bu hesaba dış kaplama ve iç kaplama dahil değil. Sadece şu an gördüğünüz bu taş ana yapı dahil. Şimdi bu rakamı 2 ile daha çarpın. Çünkü diğer kardeş piramitlerin de nasıl, neden ve ne zaman yapıldığı aynı şekilde bilinmiyor. Kısaca hangi teoriyi üretirseniz üretin, günümüzdeki inşa algımız ile büyük piramidin sadece lojistik olarak bile denilen zamanda yapılmış olması matematiksel olarak imkansız. Gelin işin biraz daha farklı boyutlarına bakalım. Büyük piramidin yapımında kullanılan ince hesapların trigonometri kullanılarak yapıldığını biliyoruz. Buna Orion kemerinin iz düşümünü kusursuz olarak yansıtacak şekilde yapılması da dahil. Fakat sorun şu, trigonometrinin temelleri piramitlerin bize söylendiği yapım tarihinden bile binlerce sene sonra, M.Ö. 3. yüzyılda antik Yunanlı matematikçi Hipparchos tarafından atıldığı bilinir. Mısırlılar bunu binlerce sene önce nasıl bilebilirlerdi ki? İlginçlikler bununla da bitmez. Kimi araştırmacılar piramidin yapısal oranlarının bize altın oranı verdiğini ve kuzey enlemi koordinatı olan 29.9792 değerinin de ışık hızı sabiti olan saniyede 299.792 kilometreyi verdiği hesaplanmıştır. Şimdi bunlar tabii işin ilginç kısımları. Bunlara zorlama iddia diyenler de olabilir, tesadüf diyenler de olabilir. O ayrı bir konu. Ama ben tesadüflere olsa olsa bir yerde, iki yerde olursa tesadüf derim. Her bir köşeden de tesadüf çıkmaz be kardeşim. Piramitlerle ilgili insanın aklını karıştıran bir başka detay da
Sırf gördüğünüz bu Keops piramidinin yüzey alanının 53 bin metrekare olması ve bir çöl kumunun üzerine yapılmasına rağmen binlerce yıldır nasıl hiçbir yapısal sorun çıkartmadan ayakta duruyor olması. Çünkü demin dediğim gibi ağırlıkları 2,5 ton ile 20 ton arasında değişen 2,5 milyon taştan oluşuyor sırf bu piramit. Yani toplam ağırlığını siz düşünün. Ona rağmen binlerce yıldır hiçbir yapısal hasar oluşmamış, çökme yaşanmamış. Neyse biz konumuza geri dönelim. Şimdi normal tarihe göre bu bilgileri antik Mısırlıların bilmediklerini biliyoruz. Çünkü Keops piramidi sonrasında yapılan yapılarda bu oranlar ve bu kusursuz matematik bir daha karşımıza çıkmıyor. Hatta tam tersi, normal tarihe göre bu piramitlerden sonra bir daha bunlara yakın bir yapı bile yapılamıyor. Piramitler gitgide küçülüyorlar, sıradan basamaklı piramitlere dönüşüyorlar ve bu adet bitip gidiyor. Giza piramitlerinden sonra yapılan çoğu piramitte zaten zamanın şartlarından dolayı küçük olsalar bile yıkılıp gitmişler ya da kısmen parçalanmışlar. Burada da gördüğünüz bu küçük piramitler rivayete göre Keops'un oğullarının ya da eşlerinin yani kraliçelerin mezarları diye de geçer. Fakat tam olarak net bilgimiz yok. Sadece Keops döneminde yapıldıklarını net olarak biliyoruz. Şimdi ortaya şu olasılık çıkıyor. Bu piramitlerin kim tarafından, nasıl ve neden yapıldığı bilinmiyorsa acaba bunlar bize anlatılanlardan çok çok daha eski olabilirler mi? İşte ben de dahil pek çok kişiye göre bunun cevabı evet. Misal, normal tarihe göre Keops piramidinden 85 sene önce inşa edilmiş ilk basamaklı piramitlerden olan Zoser piramidini ele alalım. Piramidin Firavun Zoser için hangi yıllarda yapıldığı, yapan baş büyücü ve baş mimar İmhotep'in ne gibi sorunlarıyla baş ettiği ve daha onlarca bilgiye sahibiz. Çünkü dediğim gibi adamlar her şeyi not alıyorlarmış. Fakat tüm bunlara rağmen büyük piramitlerin yapımı hakkında tek bir satır bile olmaması ve hem piramitlerin spesifik olarak Orion takım yıldızının iz düşümü olacak şekilde yapılması ve Sphinx'in de baktığı açının yansıttığı hayvan olan aslan takım yıldızının doğduğu yöne çevrilmiş olması karşımıza şu olasılığı çıkarıyor. Sphinx ve Giza piramitleri tam bu astronomik kesişimin yaşandığı M.Ö. 10.000 ila 10.500 arasında mı yapıldı? Ve daha sonra yapılan tüm piramitler aslında onlardan kullanılan teknikler kopyalanarak mı yapılmaya çalışıldı? İşte bu teoride şahsen mantıken benim aklıma daha fazla yatıyor. Ve piramitlerden önce yapılan denemelerin kayıtları varken onların olmamasını, daha basamaklı piramit tekniği yeni gelişmişken sadece 80 sene sonra akıl almaz bir mühendislik ile bu 3 piramidin ortaya çıkışındaki boşluğu ve onlardan sonra gelen piramitlerin ise onların ihtişamını ve matematiğini aşamadığı gibi çoğunun ayakta bile kalamamasını biraz olsun açıklıyor. Bu konuda iddialarımıza destek olarak Sphinx'in hikayesi de önemli. Çünkü yine ana akım tarih bize Sphinx'in M.Ö. 1400 senesinde 4. Tutmosis tarafından bulunduğunu ve suratının atası olan Kefren'e benzediğini düşündüğü için onu Kefren'in M.Ö. 2500'lü yıllarda yaptığını söyler. Yine tamamen varsayımsal iddialar ile bu bilgi tarih kitaplarına girmiştir. Halbuki Tutmosis'ten önceki Mısır kayıtlarında Sphinx'in varlığına dair tek bir bilgi bile yoktur. Bakın Büyük Piramid'in yapıldığı söylenen Keops döneminde bile Sphinx'in varlığına dair bir bilgi yok. Burası kritik bir detay. Tutmosis'te orası Nil kenarına yakın olduğu için günün birinde bir ağacın altında uyurken Sphinx'i tanrısal şekilde rüyasında görüyor ve Sphinx ona beni gömülü olduğum bu yerden kurtar ve sana tüm Mısır'ı vereyim diyor. Bunun üzerine Prens 4. Tutmosis bölgeyi kazdırıp Sphinx'i keşfediyor ve gerçekten de akabinde Firavun oluyor. Yani sevgili aslanımız büyük ihtimal tufandan beri aslında toprağın altında bulunmayı bekliyordu. Onun oyulduğu havzada oluşmuş bariz su aşınması izleri de bu teoriyi destekler nitelikte bulgular. Bu gördüğünüzde piramitler bölgesinin koruyucusu olan Sphinx. Kendisiyle ilgili bir detaylı video hazırlamıştım. Ama size tekrar kısa bir bilgi vereyim. Sphinx'in de M.Ö. 2500'lerde yapıldığı düşünülüyor. Gövdesi bir aslan. Kafası yarı insan yarı aslan şeklinde ve doğuya bakar tam olarak. Buraya artık giriş kapatılmış Sphinx bölgesine. Böyle uzaktan bakabiliyorsunuz. Edgar Cayce'nin, Dorothy Eden'in ve Japon araştırmacıların da altında gizli bir oda var dedikleri alan işte tam olarak şu gördüğünüz sağ patisinin altından itibaren başlıyor. Fakat artık buralara giriş yok. İşte tüm bu ilginç deliller bize Giza bölgesindeki bu dev yapıların Mısır'ın kurulmasını bile geçtim,
ondan bile binlerce yıl önce ve astronomik olarak 10.000 ila 11.000 yıllar arasında yapılmış olabileceğini gösterir. Mısırlıların bölgeyi her daim bir nekropolis olarak nitelendirmesi ve eski krallık döneminden sonra da bölgeden çekindikleri için orayı kendi kaderine terk etmeleri de bu sebepten olabilir. Nitekim Sphinx geçen senelerde bir kez daha kumlara batmıştı da Fransızlar gelip yeniden kazarak etrafını açmıştı. Bu konunun tabii iki tarafı da mevcut. Ya ana akım tarihçiler gibi biz piramidin içinde küçük heykel bulduk, orası Firavun'a ait bir yapı, kronolojiyi de öyle oturttuk dersiniz. Ya da genellikle akademi tarafından göz ardı edilen tarihçilerin iddialarında olduğu gibi Giza bölgesi ve Sphinx'in aslında Mısır'dan bile daha eski bir medeniyetten kalan yapılar olduğunu araştırırsınız. Karar sizin. Ben şahsen kendi oyumu 8 santimlik bir heykeli delil olarak gösterip tarih yazanlardan yana kullanmayacağım. Ama bu her iki yaklaşımın da sorgulamaya açık olduğu bir alan. O yüzden araştırmalarınızı her iki olasılığı da okuyarak yapın. Hatta gelin ben size kısmen yeni sayılan bir kanıtı daha sunayım. Son haftalarda sosyal medyada ve internette kayıp papirüs bulunduğu piramitlerin inşa sırları çözüldü yazıyor. Ve içerikleri okuduğunuzda karşınıza Merer papirüsü çıkıyor. Merer papirüsü aslında yeni keşfedilmedi. Fransız Mısır bilimci Pierre Talet ve ekibi tarafından Kızıldeniz kıyısındaki Vadi El Jarf bölgesinde neredeyse 20 sene önce keşfedildi. Ve gerçekten tarihi anlamda çok çok önemli bir papirüs. Neden mi? Anlatayım. Merer aslında Büyük Kral Keops döneminde yaşamış bir kişi. Kimi araştırmacılar onun Tura bölgesindeki ocağın lojistik sorumlusu olduğunu, kimileri de Nil'de taşları taşıyan bir gemi kaptanı olduğunu söylüyorlar. O konuda net bilgi yok. Merer bize notlarında titiz bir şekilde Tura'daki taş ocaklarından kesilen taşların Nil'in taşkın dönemleri hesaplanarak hangi aylarda ve senede kaç sefer nehir yolu ile taşınarak Giza bölgesine götürüldüğünü anlatır. Ve bu lojistik esnasında hangi metotların kullanıldığından ve işçilerin ödemelerinin nasıl yapıldığından bahseder. Cidden çok önemli bir papirüs. Ama tıklama tuzağı ile dolu internetin anlattığı gibi papirüste piramitlerin inşa sırları yazmaz. Merer bize Tura'dan kesilen yüksek kaliteli taşların ayda ortalama 200 blok olacak şekilde Giza bölgesindeki inşa alanına nasıl taşındığını yazar. İnternetin bu olayı piramitlere bağlamasının sebebi ise günlükte Akhet Kufu yani Kufu'nun ufku kelimesinin geçmesidir. Fakat burada kimsenin değinmediği konu şu. Giza bölgesi Keops döneminde büyük bir inşa alanıydı. Bunu piramitlerden dolayı demiyorum. Piramitlerin yanında yapılmış büyük tapınaklar, evler, çarşı pazar gibi onlarca yapı ile orada bir nekropolis denilen şehir inşası vardı. Yani Merer'in bu taşları o tapınakların kaplamaları için mi? Yoksa gerçekten büyük piramidin dış cephesinin kaplanması için mi taşıdığını kimse bilmiyor. Ama umarım yeni keşifler ile bu sorunun cevabı verilir ve en azından dış kaplamaların bile nasıl yapıldığını öğreniriz. Ama burada şu gerçeği unutmayın. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'ya sonradan minare dikip kendi imzasını bu yapıya bıraktığı gibi Keops'ta eskimiş piramidi kaplayıp restore etmek istemiş olabilir. Çünkü henüz halen piramitlerin yapımı ile ilgili en ufak bir ipucumuz yok. Bakın bu olayı da hemen uzaylılara bağlamayalım. Ben o yaklaşımı da yanlış buluyorum. İnsanlar gerçekten şahane işler yapabilen canlılar. Burada kafaları karıştıran tek şey o dönem için imkansız görünen bu yapıların nasıl ortaya çıktığı ve kökenlerinin ne olabileceği. Tamam, komplo ve uç iddiaları seviyoruz ama hemen de uzaya çıkmayalım. Dediğim gibi önce bir diğer faktörleri ele alalım. Bu küçük bilgiden sonra konumuza geri dönelim. Burası da Sphinx bölgesindeyiz. Mumyalama tapınağı burası. Firavunlar geldiklerinde, yani daha doğrusu öldüklerinde buraya getiriliyorlar. Normalde bu gördüğünüz boşluklarda tanrıların heykelleri olurmuş. Bütün panteonun heykelleri olurmuş. Firavun şöyle bir sunak taşı gibi bir şeyin üstüne koyulup organları çıkarılır, beyni çıkarılır. Yani kısaca çürüyecek bütün organlar çıkarılıp bir kavanoza konularak öteki aleme yolculuğuna hazırlanırmış. Sadece kalbi çıkarılmazmış. Çünkü kalp size daha önce de ölümden sonraki yaşam videosunda anlattığım gibi maatın terazisine konulur. Bir tarafa kalp koyulur, bir tarafa tüy koyulur diye böyle de bir yargı sistemleri var. İnsanlar burada Firavun'un cenazesini hazırlarken büyük bir şevkle, özveriyle yaparlarmış ki öteki hayatta Firavun bizden şefaatçi olsun, günahlarımızı affetsin diye. Müslümanlıktaki benzer hikayeler burada da karşımıza çıkıyor. Buralar ayin yolları. Burayı takip ederek birazdan ileride görüyorsunuzdur piramitler bölgesine ve onların koruyucusu olan Sphinx'e ulaşacağız. Size bu astronomik ve astrolojik iddiaların aslında ne denli önemli olduğunu şu sıralar kendimin de geliştirmekte olduğum bir hipotezden yola çıkarak anlatmak istiyorum. Mesela Sphinx aslan şeklinde dedik.
Halbuki ondan sonra yapılmış çoğu tapınak girişinde yarı aslan, yarı koç şeklinde heykeller ya da tamamen koç şeklinde heykeller bizi karşılar. Tevrat'ta İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışına ait ayetleri okuruz. Musa peygamber 40 gün dağa gittiğinde İsrailoğullarının altından bir boğa yapıp ona taptıklarını görürüz. İsa peygamberin sembolizmine bakarız. Sürekli karşımıza onun sembolü olarak balık çıkar. Ya bunlar ne alaka diyenler için düşüncemi söyleyeyim. Bunlar bize hikayelerin geçtiği astrolojik çağlar anlatıyor olabilir. Ve bu gerçekten benim düşündüğüm gibi ise mitlerden yola çıkarak olayları ve özellikle peygamberlerin yaşadığı dönemleri en azından tespit etmemiz kolaylaşır. Şu an ekranda gördüğünüz bu takvim dünyanın hangi yıllarda, hangi burçta olduğunu bize gösteriyor. Sphinx burada bize bu teorinin en güçlü örneklerinden birini verir. Aslan burcunun olduğu zamanda tam da doğuya, burcun doğduğu hizaya doğru bakar. Biraz önce Sphinx sonrası Mısır'da tapınak girişlerinde koç heykelleri kullanılıyor demiştim. Koç çağının yıllarına bakın. Tam olarak o tapınakların yapıldığı dönemlerdeki Mısır krallığı ile uyumlu. Balık çağına bakın. İsa peygamberin doğduğu zaman diye iddia edilen zamanla uyumlu. Buradan yola çıkarak benim teorime göre Musa'nın İsrailoğullarını Mısır'dan çıkardığı iddia edilen seneler de boğa çağını bize anlatıyor ve olayın o senelerde olduğunu bize gösteriyor. İşte bu sebepten İsrailliler Musa peygamber 40 gün ortadan kaybolunca dinden çıkıp boğaya tapmaya başlıyorlar. Çünkü boğa o devirlerdeki Mısır inancını bize sembolize ediyor. Tapınağın girişinde sizi bu şekilde aslan bedenine sahip koçlar karşılıyor. Bunun size hem birazdan bilimsel sebebini hem de biraz daha kanalın tarzına uygun olarak egzantrik yanlarını anlatacağım. Aynı şekilde aklınıza İbrahim peygamberin hikayesini getirin. Kendisi Mısır inancından oldukça etkilenmiş birisi ve eski bir inancın kalıntısı olarak oğlunu kurban etmek üzereyken gökten bir koçun kurban edilmesi için İsmail'in yerini aldığı anlatılır. Yani bir kez daha sembolik olarak İbrahim eskinin Mısır inancını sembolize eden koçu kurban edip yeni dine, yeni çağa başlamıştır anlatımı karşımıza çıkar. Araştırmasını derinleştirmek isteyenler Tufan döneminin kayıp çağları olan yengeç ve ikizleri mitlerde arasınlar derim. Bu sembolizm ile çok ilginç tarihi veriler elde edebilirsiniz. Bu şahsen benim biraz üzerinde çalıştığım bir iddia. Günün birinde yeni bilgiler öğrenirsem sizinle paylaşırım. Bu konuda benden başka bildiğiniz araştırma yapan bir kaynak varsa da lütfen yorumlarda yazın, ben de faydalanmış olurum. Bu küçük beyin jimnastiğinden sonra yolumuza devam edelim. Mısır'da her daim kendi dönemi için bile fazla olan bir bilgi birikimi söz konusu olmuş. Biraz önce size örneklerini verdiğim piramit matematiği ya da astronomik matematik gibi. Fakat bunlar çağlar boyunca normal halktan saklanmış ve özellikle seçkin büyücüler tarafından eğitimlerinin bir parçası olarak kullanılmış. Büyünün kökenleri videomu izleyenlerin aklında bir ışık yandı bile. Peki bu büyücüler bu bilgileri nereden öğrendiler? Neden bu bilgiler her daim kadim olarak nitelendirilip daha sonra zamanında bir bilgi olan fakat sonra tanrılaştırılan Tot ile özdeşleştirildi? Bunun tam cevabını vermek zor. Fakat şu bir gerçek ki antik Yunanlı bilgelerin pek çoğunun yolu zamanında Mısır'dan geçmiş ve burada uzun süre kalmışlar, inisiye olmuşlar ve geri döndüklerinde ise günümüzün batı biliminin ve felsefesinin temelini atmışlar. Pisagor, matematiğin ve geometrinin sırlarına Mısır'da vakıf olmuştur. Hatta daha sonra Yunanistan'a döndüğünde bir tarikat bile kurmuştur. Bu yakında gelecek bir videonun konusu. Tarihin en önemli filozof ve bilgelerinden olan Platon, Mısırlı rahiplerden matematik ve metafizik dallarında eğitim almış, hatta Timaos ve Critias diyaloglarında geçen Atlantis'in hikayesini Mısırlı rahiplerden öğrenip yazmıştır. İsmi fazla bilinmez ama Demokritos, M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış ve Mısır'a yaptığı ziyaretler sırasında eğitilmiş bir Yunanlı filozof ve bilim insandır. Mısır'da aldığı eğitimden sonra atom teorisinin temellerini atmıştır. Bakın günümüzden 2500 sene öncesinden bahsediyorum. Bu örnekleri daha çok arttırabilirim. Günümüzde bu antik bilgeliğe genel olarak hermetik bilgi diyoruz ve kapsamı son derece derinlere iniyor. İskenderiye Kütüphanesi yakılmasaydı bu bilgiler belki günümüze kadar gelir ve insanlığı şimdiki halinden yüzlerce yıl ileri taşıyabilirdi. Ama sağ olsun Julius Caesar M.Ö. 48 senesinde kütüphanede yangına sebep olarak ilk darbeyi vurmuştur. Sonrasındaki senelerde bölgede yaşanan siyasi istikrarsızlık kütüphanenin göz ardı edilmeye başlanmasına sebep olmuş ve nihayetinde de M.Ö. 391 senesinde Theophilus önderliğinde çıkan Hristiyan ayaklanması sırasında hem şehirdeki eski pagan tapınakları hem de kütüphane büyük oranda yakılmıştır. Zaten sonrasında da tüm bu yıkım ve bakımsızlıktan sonra insanlığı geçmişe bağlayan belki de tarihin en önemli bilgi deposu yok olup gitmiştir.
ve ne yazık ki insanlığın kadim geçmişiyle olan bağı ve o antik bilgiler tamamen unutulmuştur. Mısır'ın antik gizemleriyle bölgenin kadim gizemlerini araştırmak istiyorsanız mutlaka Kahire'yi ziyaret edin ve Giza bölgesini, Sakkara, Memphis bölgesini ve müzeleri ziyaret edin. Bakış açınız ciddi şekilde değişecektir. Şimdi gelin tufan öncesi ve tufan sonrası Mısır'ın gizemlerini geride bırakıp kendimizi Nil'in sularına bırakalım. Ve Mısır'ın hem günümüzdeki dinleri nasıl şekillendirdiğini hem de yönetim anlayışımızı nasıl şekillendirdiğini görelim. Böylece şu an yaşadığımız dünyanın temellerinin aslında binlerce yıl önce nasıl atıldığını çözebiliriz. Ve bu bilgilerin ışığında bir kez daha şu güzel atasözünün ne kadar doğru olduğunu anlarız. Güneşin altında hiçbir şey yeni değildir. Gerçeği bulun önümüzdeki haftaki bölümünde Kahire ve gizemli Giza Vadisi'ni arkamızda bırakıp Nil'de bir yolculuğa başlayacağız ve Mısır'ın en önemli tapınaklarını inceleyeceğiz. Bu yolculuğumuz ise bize bu kadim kültürün günümüz dinlerini ve yönetim anlayışını nasıl oluşturduğunu gösterecek. Takipte kalmaya devam edin.